Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugün sizlerle Oracle Database Administration 1 eğitimi için gerekli olan eğitim ortamının kurulması konularını işleyeceğiz. Öncelikli olarak yapacaklarımıza şöyle bir göz atalım. İlk önce sanal makinemizi oluşturmak için bize VM Workstation lazım. Bunun kurulumunu yapacağız beraber. Daha sonra bunun üzerinde bir tane sanal makine oluşturup içine de Oracle Linux işletim sistemini kuracağız. Şimdi dilerseniz şurada programlar klasörüme gideyim. VM9 var bende. Şunun kurulumunu bir hep beraber yapalım. Birkaç ders böyle kurulumlarla geçecek. Daha sonra ise Oracle nedir'den başlayıp bir DB'nin bilmesi ve bakması gereken konulara hep beraber değineceğiz. Gördüğünüz gibi herhangi bir fantezi bir ayar yapmadım. İleri ileri diyerekten Workstation kurulumuna başlıyorum. Daha sonra şuradan bir de serialimi bulayım. VM Workstation. Şurada bir yerdeydi. Workstation 8 miydi? 9'du sanırım. Şunu şuradan kopyalıyorum. Siz bu kullanacağım programları internette bulabilirsiniz. Olur da bulamazsanız bir yere upload ederim. Ben sizi oradan artık indirmek suretiyle kullanabilirsiniz. Ama zannetmiyorum bulamayacağınızı. Belki sizde de vardır zaten. Kurulumumuz devam ediyor. Bir de bu sanal makineyi kurmak için bize Oracle'ın, ki bu ücretsiz, bunu kendi sitesinden indirebilirsiniz. Oracle Enterprise neydi? Release 6, Update 5 ve 64 bit olan versiyonunu ben kullanacağım. Siz isterseniz 32 bitinde tabii kullanabilirsiniz. İşte Workstation kurulumumuz bitti. Şuradan başlatalım. Serial sormaması bir garip. Pardon, yanlış yaptım. Enter lisans key deyip lisansımı yapıştırıyorum. Şöyle bir daha yeniden başlatalım. Ben de daha önce kuruluydu. Size göstermek için sildim. Herhalde onu hatırlıyor. Neyse, açıldı. Daha önce kurduğum bir makine. Şunu şuradan nasıl sileceğiz? Remove deyip kaldıralım. Evet arkadaşlar, arayüzümüz bu şekilde. Dilerseniz vakit kaybetmeden Oracle Linux işletim sistemini kurmak için bir tane sanal makine yaratmaya başlayalım. Typical diyorum. Next diyorum. Daha sonra bu işletim sistemine, bu makineye kuracağım işletim sisteminin ISO'sunu istiyor. Aynı normal bir bilgisayara işletim sistemi Windows kurar gibi ISO'muzun yerini söylüyoruz. Gördüğünüz gibi ISO'm burada. Enterprise Release 6 Update 5. Aç deyip bunu sanal makinemin C durumuna takıyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Next dedim. Benden bu sanal makineye bir isim istiyor. Oracle Linux Eğitim. Eğitim diyelim. Ve diyor ki bu sanal makinenin dosyalarını ben nereye koyayım? Benim C diskimde çok fazla yer olmadığı için ben D diskime, E diskime sanal diye bir klasör oluşturdum. Onun içine de Oracle Linux diye bir klasör koyuyorum. Ve diyorum ki sanal makinemin dosyalarını bu klasörün içinde sakla. Next dedim. Benden sanal makinemin diski ile ilgili bilgi istiyor şu an. 20 GB default bir değer. Biz bunu gelin 30 GB'a çekelim. Yerden yana bir sıkıntımız yok. Ve diyor ki bu dosyaları birden fazla dosya halinde saklayın. Tek dosya halinde veya birden fazla. Birden fazlayı seçelim. Next dedik.
Gördüğünüz gibi bana sanal makinenin bir özetini verdi burada. Customize hardware deyip donanım özelliklerini biraz değiştirelim. Benim çok fazla RAM'im yok. Laptopta 4 GB RAM var. Daha iyi çalışabilmesi için tabii çok daha fazlasına ihtiyacı var. Ben bunu 1600 gibi bir değere atıyorum. İşlemci olarak gördüğünüz gibi bir işlemci sayısı var, bir de çekirdek sayısı var. Şimdi bizim makinalarımızda bir tane işlemci vardır ve onun 4 çekirdekli, 8, i7 ise işte 8 çekirdekli falan diyoruz ya. Bu bir sunucu olsaydı belki iki işlemciniz olabilirdi ama bu bir masaüstü bilgisayarı, yerel makine. O yüzden bunu bir seçiyoruz. Ve 4 çekirdekli benim makinem. 2 çekirdeğini ben bu sanal makine açıldığında kullanabilmesi için bunu buradan ayarlıyorum. Şuradan işte bu Intel ve sanallaştırma yapma seçeneğini seçiyoruz. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Eğer çok eski bir bilgisayar kullanmıyorsanız çekirdeğiniz yani işlemciniz bunu destekliyordur ama eski bir makine sahipseniz bunu yaptığınızda bu sanal makine açmaya çalıştığınızda size hata veriyor olabilir. Veya bu özellik disable olmuş olabilir. Bununla ilgili hatayı Google'da araştırırsanız bunun BIOS'undan bunu çok kolay bir şekilde aktifleştirebiliyorsunuz. Buradan bu seçeneği de seçtikten sonra CD'den yana bir derdim yok. İşte makine açıldığında CD'ye bağlan dedim ki işletim sistemini kurayım. Floppy zaten yok. Burada network ayarımız var. Yani sanal makine ile de internete çıkabiliyoruz. Birinci seçiyorum. Birinci seçtiğim vakit ne diyor? Sizin fiziksel network'ünüze direkt olarak bağlanır diyor. Yani ben şu an bağlantıya baktığımda gördüğünüz gibi 192'li bir IP almışım. Şimdi bu sanal makineyi açtığımda o da yine 192, 168'li bir IP alacak. Tabii 0.11 değil de atıyorum 0.12 gibi bir değer olacak. Buradan köprüyü de seçtim. USB controller şimdilik bunlarla ilgili bir şey yapmıyorum. Close diyorum. Özelliklerini tamamladım. Finish deyip makinem oluştu. İçine taktım. ISO'yu gördü ve gördüğünüz gibi Oracle'ın kurulum ekranı karşıma geldi. Burada Install ve Upgrade seçeneğini seçerek kurulumumuza başlıyoruz arkadaşlar. Ve kurulum bittikten sonra VMware'in burada I finish installed diyerek o ISO'yu bir daha o an için görmemesini sağlayacağız. Ama şu an kurulumu zaten yaptığımız için şu an bunu tıklamıyorum. Yani Oracle sunuculara kurulur bildiğiniz üzere ve bir kurulum önemli bir adımdır. Taktığınız CD'nin doğru olup olmadığına dair bir test yapayım mı diye soruyor. Ben zaten yerel makinede olduğumdan ve bir ISO dosyası olduğumdan yani herhangi bir hatayla karşılaşma riskim çok az. O yüzden bu adımı yapma diyorum ve bu adımı atla diyeceğim. Siz yaparsanız eğer bu adımdan sonra taktığınız ISO'yu makine otomatik olarak çıkarıyor. Onu bir daha takmanız gerekiyor. Aksi takdirde kurulum başlamaz. Bu adımı atla dedim. Gördüğünüz gibi ekran geldi. Şöyle bir Ctrl Alt Enter tuşlarıyla bunu tam ekrana çektim. Bu arada VMware'de nasıl kullanacağımıza dair birkaç şeyi bilmemiz gerekiyor. Mesela tam ekran yaptım. Tam ekranda yine Ctrl Alt Enter tuşlarıyla çıkıyorum. Yeri geldikçe bildiklerimi sizinle paylaşmaya çalışırım. Next dedim. Kullanacağın işletim sisteminin dili İngilizce olsun. Klavye Türkçe olsun. Basic Storage Devices diyoruz. Storage'ımız. Yes, Discard Any Data diyoruz. Buradan ben de bilgisayarın ismini istiyor. Buraya ben Localhost'u silip Oracle'ın ORCLS yani sessiz harflerini yazıyorum. ORCL.local domain benim hostname'im olacak. Next dedim. İşte saat dilimi için neyi seçiyoruz? İstanbul'u. Root şifresi istiyor benden. Bunu yani oluşturacağım bütün kullanıcıların şifresini ben root vereceğim. Siz istediğinizi de verebilirsiniz ama yarın öbür gün bu kullanıcının şifresi neydi diye karıştırmamak için hepsini Oracle olarak vereceğim ben. Next'e ilerliyoruz. Şifreniz diyor çok zayıf ama yine de kullanmıyoruz. Şimdi burada bir sanal makinemize 30 GB bir disk vermiştik.
Yani bu 30 GB'ın içinde başka şeyler de olabilir gibi bir durum için işte bize çeşitli seçenekler sunuyor. Buradaki açıklamaları okuyarak ne olduğunu anlayabilirsiniz. Biz bu 30 GB'ın tamamını Oracle Linux işletim sistemi için kullanacağımızdan Use All Space deyip Next diyoruz. Değişiklikleri diske yaz dedim. Gerekli ayarlamaları yapıyor şu an. Bu ekrana geldik. Bir dakika. Şurada bir şey continue desek geri gelir mi? Gelmiyor. Neyse. Basic Server seçiyoruz ve Oracle Linux Server'ı seçtik. Customize Now deyip bazı package'ları kurmasını sağlayacağız. Base sistemde şunların hepsini seçiyorum. Hani bunların hepsi gerekli mi? Değil. Ama açıkçası hepsinde tek tek ne anlama geldiğini bilmediğim için hani eksik olacağına fazla olsun mantalitesiyle. Ki bunların açıklamasını aşağıda görebilirsiniz. Mesela şunun bizim için gerekli olmadığını ben şuradan fark ediyorum ama yine de kurulu olsun. Çok da önemli değil. Web servisten de bir şey seçmiyoruz. Database'de de bir şeyimiz yok. Sistem management'ı seçelim. Sanallaştırmadan bir şey yok. Desktop seçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bize simsiyah bir ekran karşılar. Bu GNOME desktop'unu seçiyoruz. Bir de KDE var. Bunu seçiyorsanız bunu seçmenize gerek yok. Şunları da tek tek seçtim. Şunları da. Application olarak internet browser'ımız olsa güzel olur. Development kısmında herhangi bir development işlemi yapmayacağız. Bu seçili zaten. Bu kadar. Herhangi bir dil de seçmiyorum ve next diyorum. Bağımlılıkları tespit etti ve Oracle Linux bizim sanal makinemize kurulmaya başladı. Yaklaşık bir 10 dakikalık süren bir işlem bu. Dilerseniz ben burada videoyu kapatayım. Ve gördüğünüz gibi 1202 tane package bulunmuş. Bunların kurulumuna başladı. Kurulum bittikten sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, kurulumumuz bitti. Şimdi benden bir reboot işlemi yapmamı istiyor. Reboot diyerek sanal makinemin yeniden başlatılmasını sağlıyorum. Eğer herhangi bir hatalı işlem yapmadıysak sanal makinemiz başarılı bir şekilde başlayacak ve işletim sistemimizle ilgili biraz daha ince ayar yaparak masaüstümüze kavuşacağız. Yani bu eğitimin amacı tabii ki de Oracle ama böylece bir sanal makineyi bir Linux işletim sistemi nasıl kuruluyor onu da görmüş oldunuz. Eğer tabii bilmiyorsanız. Evet. İleri diyorum. Anlaşmayı kabul ettim. İleri dedim. Pardon. Daha sonra gelen ekranda yazılımın güncellemelerini şimdi alayım mı falan. Hayır diyorum. Ben bunları daha sonra elle yapacağım. İşte benim bununla ilgili uyarıyor. Canın sağ olsun deyip geçiyorum. Şu an herhangi bir kullanıcı yaratmayacağım. Hatırlarsanız root'a bir şifre vermiştim. İşletim sistemini root kullanıcısıyla açacağım ki bu önerilen bir şey değil. Root kullanıcısı Linux işletim sistemlerinde en yetkili kullanıcı. Yani kendi disklerini, kendi dosyalarını silmeye kadar her şeyi yapabiliyor. Yani bütün işletim sistemini tek bir komutla göçertebilir. Ama ben ne yaptığını bilen biriyim diyerek şu an bir kullanıcı yaratmıyorum. İleri diyorum. Saat olarak benden şu an saatim 1-2 geçiyor. Şöyle saatimiz 1-2 geçiyor diyelim. Tabii yine 0 olsun. İleri dedim. Hatırlarsanız 1600 gibi bir RAM değeri vermişim ve bu benim key dump özelliğini açmam için yeterli değil diyor. Bu key dump da nedir? Gördüğünüz gibi açıklamasını buraya yazmış. Çekirdeğin olası bir kapanmayı, hatalı bir kapanma durumunda kendini tekrar toplamasını sağlayan bir servis. Tabii ki de önemli ama zaten sanal makinede çalıştığım için yani çok da önemli değil deyip finish diyerek
kurulumumu bitiriyorum. Ve gördüğünüz gibi Oracle Linux ekranım açıldı. Şimdi Other sekmesinde username'imi root, şifremi de Oracle olarak yazarak işletim sistemimi açıyorum arkadaşlar. Bana dediğim gibi bununla ilgili bir uyarı veriyor. Sen bir root'sun, süper kullanıcısın. Hani bunu yapma gibisinden. Bunu bir daha gösterme diyorum. Daha sonra bir Oracle kullanıcısı yaratıp zaten artık root'la giriş yapmayı bırakacağım. Umarım Linux hakkında az biraz bilginiz vardır. Çoğu işlemi kodla yapmak istiyorsak terminal arayüzünden yapıyoruz. Bu ekranlar sizi korkutmasın. İnanın alışınca bu diğer görsellikten daha güzel geliyor. Dediğim gibi Linux ile ilgili küçük bir eğitim var. Onu da bu eğitimle beraber paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi dilerseniz birkaç ayar yapalım. Öncelikle gördüğünüz gibi henüz bir internet bağlantım yok. Şunu tıkladığımda sistem Ethernet 0'ı aktive et diyorum. Ve internetim aktifleşti. Bir bakalım internete çıkabiliyor muyum diye. Gördüğünüz gibi internete çıkabiliyorum. Biraz geç oluyor ama çıkamadım. Gördüğünüz gibi Mozilla'nın sayfası geliyor. Yani internetle ilgili bir sıkıntım yok. Şimdi dilerseniz bu sanal makinenin IP'sini sabitleyelim ki yarın öbür gün sanal makineyi kapattığımızda başka bir IP almasın. Bu neye yarayacak? Yarın öbür gün Enterprise Manager açtığımızda eğer IP değişiyorsa ki biz bu bilgiyi host dosyasında gireceğiz. Burada sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden IP şu an gördüğünüz gibi 192.168.0.13 diye bir IP almış. Ben bu IP'yi sabitleyeceğim. Şimdi buraya sağ tıkladım. Edit Connection deyip bunu tıkladıktan sonra Edit'e basıyorum. IP4 ayarlarında gördüğünüz gibi otomatik. Yani her kapatıp açılışta bu IP değişebilir. Manuele çekiyorum bunu. Adres kısmına et deyip neydi benim IP'm? 192 168 0 10 3. Netmask olarak 255 255 255 0 yazdım. Gateway olarak da 192 168 0 1 yazıyorum. Bilmiyorum, belki siz bu konuda daha bilgilisinizdir. DNS server vermeyince bu makinayla benim ana makinem konuşabilirken internete çıkamıyor. Buraya 4224 virgül 4225 diye DNS serverlarımı tanımlıyorum. Apply dedim. Şimdi bunu bir disconnect yapıp bir daha Ethernet 0 yapalım. Ifconfig deyip bir aldığım IP 13. Ben 13 mi girmiştim? Herhalde 13 girmiştim. Bir daha şuradan bir kontrol edeyim. Edit dedim. 13 girmişim. Evet, bir sıkıntı yok. Şimdi bir de bakalım internete çıkabiliyor muyuz? Şuraya herhangi bir, gördüğünüz gibi internetimde de bir sıkıntı yok. Şimdi gelin arkadaşlar bunu gedit ya da vi editörüyle etc host dosyamıza girelim. Vi kullanmak için, yani herhangi bir yeni giriş yapmak için öncelikle insert tuşuna basıyoruz. Daha sonra neydi benim IP'm? 192 168 0 13. Bilgisayar adım neydi? orcl.local domain. Bunu da orcl adı altında buraya giriyorum. Kaydedip çıkmak için önce bir ESC tuşuna basıyoruz. Daha sonra 2 nokta ve WQ diyerek VI editörümden çıkıyorum. Ya bunu bilmiyorsanız veya size korkutucu geldiyse gedit diye bir editör de var. Yine aynı şekilde dosyamı gösterdikten sonra gördüğünüz gibi daha görselliği fazla olan bir araç kullanması da daha kolay. Buradan şu ilgili satırı yazıp kaydedip çıkıyorsunuz. Şu an ne yaptık? İşletim sistemimizi kurduk. İşte IP'mizi sabitledik. İnternete çıktığımızdan emin olduk. Ve daha sonra da bunu host dosyamıza sabitledik. Şimdi bir de şöyle bir ayar yapacağız. Hatırlarsanız ben işletim sistemine 30 GB'lık bir hard disk vermiştim, değil mi? Bu 30 GB burada dursun.
Hani bunu yapmamız gerekmiyor ama hani daha böyle bir profesyonel yaklaşmak için ben diyorum ki Oracle'ı kullanacağım dizini farklı bir disk olarak ekleyelim. Şimdi Linux'ta dosya tabanlı bir işletim sistemi. Her şey dosyalara ve her dosyada en başta root dediğimiz ana köke bağlı. Gördüğünüz gibi bütün dosyalar burada. Mesela home dediğimde bir kullanıcı yarattığımızda bunun altında oluşuyor. Device'lar bunun altında oluşuyor. Ne bileyim program dosyaları bu klasörün altında oluşuyor gibi. Şuraya bir şimdilik create folder demeyelim de terminalden yapalım. Aşina olmak adına. Şu arada install tool tuşuna da basıp hakikaten onu yapalım. Unuttum onu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu an Windows'tayım değil mi? Yarın öbür gün buradan buraya bir dosya atmam gerekebilecek veya şurada kopyaladığım bir şeyi burada kullanmam gerekebilecek. Bu tür ayarları etkinleştirebilmek için VM altında Install VMware Tool'u kurmam gerekiyor. Buna bastığım zaman gördüğünüz gibi bana bunu bir CD gibi açtı ve buraya oluşturdu. Bu bir RAR dosyası Linux'taki. Bunu Extract To deyip masa üstüme çıkartıyorum. Masa üstünü seçtim ve şunu da tam ekran yapalım da. Masa üstünü seçtikten sonra şurada Extract diyorum. Ve ilgili dosyaları gördüğünüz gibi şu klasörün altında topluyor. Daha sonra bir terminal açıp şu an ben neredeyim komutu pwd desktop'tasın diyor. ls komutuyla desktop'ta olan öğeleri görebiliriz. Gördüğünüz gibi vm diye bir klasör varmış. Klasörlerin içine cd komutuyla giriyoruz. Ve m yazdıktan sonra bütün adı yazmama gerek yok. Tab tuşuyla olası değerleri bana getiriyor. Başka bir klasör olmadığı için bana direkt bunu getirdi. CD'ye girdim. Pardon, klasöre girdim. ls diye içeriğini görüyorum. Şu gördüğünüz benim çalıştırabilir dosyam. Nokta diyez diyerek bu dosyayı çalıştırıyorum ve kuruluma başlıyorum. Dediğim gibi bu kurulum kopyalama işlemlerinde, sürükle bırak işlemlerinde bize çok yardımcı olacak. Yes diyerek yani Enter tuşuna basarak bu adımları geçiyorum. İlgili kurulumları yapıyor. İşte dokümantasyonu oluşturayım mı? Ayarlarla kurulumumuzu yapıyoruz. No dedim, yes dedim. Buraya yes diyerek geçiyorum, uğraşmayacağım. Bunu bir kere yapıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra bize çok faydası olacak bunun. Gördüğünüz gibi hiçbir ayarı değiştirmeden Enter the path diyormuş. Pardon, ben de no mu diyelim buna? Would you like to change it? No diyoruz. Biraz uzun sürdü ama dediğim gibi bunu her zaman yaptığımız bir olay değil. Bunu bir kere kurduktan sonra işlemlerimizi çok daha kolay bir şey. Yarın bugün şimdi Oracle database'i kurarken setup dosyaları bu makinede benim gerçek bilgisayarımda sürükle Burak'ta buraya atacağım veya bir FileZilla programıyla sanki bu farklı bir lokasyondaki makineymiş gibi. Sonuçta buna bir de IP verdik, sabitledik. FileZilla programı kullanarak da ana makinemizden sanal makinemize dosya aktarma işlemi yapabiliriz. Yani tabii bu biraz da çetrefilli bir işlem olurdu sürükle Burak'a göre.
Şu an sanırım benim RAM mi yetmiyor acaba? Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi makine biraz can çekişi. O yüzden bu kadar uzun sürdü. Bir RAM takviyesi yapmamda fayda olacak sanırım. Sonunda kurulum bitti. Son olarak benden şöyle bir şey istiyor. Diyor ki şunu start edin diyor. Şunu şuradan seçiyorum arkadaşlar. Mouse'un topuna tıkladığımda buraya yapışıyor. Enter deyip artık kurulumumu yapmış oldum. Şöyle bir göstereyim size isterseniz. Şu an sanal makine diyeyim mesela. Şuradan şunu gördüğünüz gibi artık buraya bırakabiliyorum. Yani ana makinemle sanal makinem arasında bir iletişim sağlayabildim. Son olarak da dediğim işlemi yapalım. Bu eğitimi bitirelim. Setting'e gelip gördüğünüz gibi ben hard disk olarak 30 GB'lık bir şey var. Ben buraya bir hard disk daha eklemek istiyorum. Hard diski seçtim. Next dedim. Bir yeni bir hard disk oluştur diyorum. Ve bunu buradaki ayarı değiştirmeden next deyip dediğim gibi buna ben Oracle'la ilgili dosyalarımı, kurulum dosyalarımı ve kurduktan sonra oluşan Oracle dosyaları bu diskin altında olsun istiyorum. Bunu da 30 GB seçtim. Ve dedim ki bu hani sonradan büyüyen bir disk olmasın. 30 GB'ı şimdiden benim hard diskimden ayır ki sonuçta bu performans işleyen bir işlem. Yani Oracle'ın çalışması. Bunu ben seçmezsem ihtiyaç halinde büyüyeceği için bu da sıkıntı yaratacaktır. Bunu direkt ayırsın. Yani bu alan direkt Oracle için ayrılsın diyorum. Next dedim. Diyor ki bu diskin adı ne olsun diyor. Sıfır demiş. Ben şuraya sadece Oracle diye bir isim vereyim. Finish dedim. Bu diski yaratılıyor. Şu an benim hard diskimden 30 GB'lık bir alan oluşturuluyor. Bunu da şuradan takip edebiliriz. Ben gördüğünüz gibi benim makinenin dosyaları burada tutuluyor. Mesela geldim buraya. Ne kadar yer var? 101 GB boş diyor. F5 dediğimde 100'e düştü. Gördüğünüz gibi 99 diye o alanı yaratmaya başladı. Bu da biraz uzun sürecek. Dilerseniz ben burada da eğitimi durdurayım. Bittiğinde devam edelim. Evet arkadaşlar, diskin oluşturulma işlemi bitti. Gördüğünüz gibi şu an benim sanal makinemde iki tane hard disk bulunuyor. Bir tanesi işletim sistemimi, bu da bir sonraki derste kuracağımız Oracle'ın dosyalarını tutmak üzere oluşturulmuş bir disk. Okey dedim. Şimdi root'um ben ve pwd yazarak nerede olduğumu gördüm. Çok da önemli değil. Ana dizine geçeyim. Ve buraya mkdir komutuyla ki kendisi make directory yani bir dizin yeni bir klasör oluşturma komutudur. Şöyle u01 diye bir klasör oluşturuyorum. Hemen gelin bunun teyidini yapalım. Gördüğünüz gibi buraya bir klasör oluşturdum. Bu eğitim biraz uzadı. O yüzden bunu burada keseceğim. Son olarak da VMware'imizin gördüğünüz gibi sağ tıkladığımda snapshot özelliği var. Tek snapshot diyerek şu ana kadar yaptığımız bütün değişiklikleri kaydediyoruz. Yani yarın öbür gün bir yanlış işlem yaptığımızda bir daha işletim sistemini sıfırdan kurmamak, sanal makineyi sıfırdan oluşturmamak için. Yani şu ana kadar hiçbir sorunla karşılaşmadık. Yedeğini almak gibi bir şey. Buraya diyelim sadece os. Yaptığımız şeyleri yazalım. İşletim sistemi kuruldu. 0.13 IPC sabitlendi. VMware Tool kuruldu. U01 oluşturulup diski yaratıldı. Tek snapshot deyip gördüğünüz gibi saniyeler içinde snapshot'ımızı almış oldu. Dilerseniz şimdi ne yaptığımızı bir özetleyelim. Burada da bir doküman hazırladım. Bu dokümanları dediğim gibi emraltunbilek.com'da bulabilirsiniz. Ama çok da ayrıntıya girmedim. Ayrıntılar videonun içinde saklı. Öncelikli olarak Windows ortamında Linux işletim sistemini kurmak için VMware Workstation'ı kurduk. Daha sonra kendi bilgisayar donanımımıza göre bir sanal makine oluşturduk.
Bu sefer makineyi bu donanım özelliklerine göre, ki bunlar işte işlemci, bellek, RAM, ya bellek dediğim RAM, hard diski, ona göre ve Ethernet network olarak da birinci seçerek bir sanal makine oluşturduk. Bu sanal makineyi Oracle Linux işletim sistemi ISO'suyla başlattık. Kurulumumuzu yaptık. IP'mizi sabitledik. Gördüğünüz gibi, pardon, edit connection diyerek bakıyoruz ona. IP'mizi 013 olarak sabitledik. Daha sonra host dosyasına bu değeri girdik. Bu 01 klasörünü yarattık. Bir sonraki derste bu oluşturduğumuz diski buna mount edeceğiz. Bu ne demek? Yani bu 01 klasörüne gittiğimde direkt o verdiğim diskin üzerinde işlem yapılacak demek. Ve neyi kurduk? Şuradan VMware Tool'u kurduk. Bizde kurulu olduğu için reinstall geliyor şu an. Normalde install yazıyordu. Umarım faydalı bir eğitim olmuştur. Çok da kafanız karışmamıştır. Bir sorun yaşarsanız bana iletebilirsiniz bu konular hakkında. Bir sonraki derste görüşmek üzere.